Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda genel olarak biliyorsunuz oyunun başlarında bir ordu dizilimiyle ilgili bilgi videosu hazırlamıştım. Hatta bunlar da şu anda hala izleniyor. Tabi şu anda sezonun sonuna geldiğimiz için ve oyuna ciddi derecede hemen hemen birçok kısmında hakim olduğum için burada anlatacağım şeyler... Sizler için daha faydalı ve daha etkili olacağını düşündüm. O yüzden bu ordu dizilimi ile ilgili bulunduğumuz komutanların mantıklı e, ordu dizilimi ile ilgili, itemleriyle ile ilgili genel bir şekilde bilgi vereceğim sizlere. Detaylı bir şekilde anlamanız ve dinlemeniz için. Ve bu çok önemli olacak. Çünkü bütün videoların altında hemen hemen hepsinde ordu dizilimi ile ilgili bir beklenti var. O yüzden e, bunları ele almam gerekiyordu. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Benim elimde bulunan 7 adet komutan var. İşte gördüğünüz gibi 2 tane cüce. E, Gimli ve e, Dvalin. Haldir. Bir tane elf. 2 insan. E, Aragon ve Boramir. Bir Eowyn. Bir de Gandalf'ın var. Biliyorsunuz Gandalf odaklanma vuruyor. Odaklanma hasarı yüksek. E, Eowyn hem hızlı hem de güçlü. Bu konuda çok etkili. Bunların zaten ordu dizilimiyle ilgili de size değer ve mantık anlatacağım. Burada gördüğünüz gibi Aragon'un hem güç ve hem hız olduğunu görebileceksiniz. Hatta gerçi şu an olmaz çünkü bir bilgi vermem lazım. Boramir'de sadece güce dayalı kuvvetli bir birim olduğunu Aynı zamanda 200'lük araziler üzerinde, 230'lük araziler üzerinde etkisi fazla ve fazla ordu alabiliyor. Lider vasfında olduğu için diğerlerine nazaran şu anda 77 kapasitesi var. Hatta bunu 50 level yaptığımız zaman muhtemelen 80'i görür diye düşünüyorum. Haldır iki tane de cücemiz var. Şimdi arkadaşlar. Şimdi öncelikle oyundaki en etkili standart T1. Şu anda hani T1 komutanların arasında. En etkilileri Eowyn. Umarım bunun yeni sezonunda e, üzerinde oynama yapmazlar ve... E, bir değişim, bir farklılık veya bir güç azaltması yapmazlar diye düşünüyorum. Şimdi Eowyn ile oynuyorsanız Eowyn'in en büyük e, gücü, en büyük şeyi, avantajı atlı ordusu. Zaten skilllerinde de Rohirrim üzerine verilmiş. Eowyn ve Theodred ikisi de çok etkili bu konuda. Elinizde Eowyn varsa e, atlıları döşeyin arkadaşlar. Korkmayın. Yani şunu da koymanızı gerek yok aslında. İptal edek bunu. Bu iki birim. Onun için yeterli. Zaten birisi süvariler. Ruhan anlatları. Bakın burada turuncu bir şekilde belirtiyor. Hasar ve e, defans olarak. Diğeri de baş kumandan, Aynı zamanda hasar ve defans olarak. Şimdi bunu da eklediğimiz zaman üçü birden mi oluyordu? Yok değişmiyor. Fark etmiyor. Seri gitsin. Şöyle biraz daha azaltsak. Biraz daha güçlendirsek. 82.250. Gayet etkili. O yüzden elimden geldiğince kumandan basıyorum zaten. Onu da fulllemişim zaten. Onun gücü aynı zamanda süvarilerde de 10 10 gücü çok etkili ve faydası. Faydası var. Eğer e varsa atlıyı da aşağı döşeyin gitsin. Şimdi Gandalf'ta çeşitli sistemler uygulanabiliyor. Gandalf'a gitmeyecek olan tek takım buradaki ölüler arkadaşlar. Ölüler kesinlikle Gandalf da işe yaramıyor. Çünkü Gandalf can bastığı için ve ölülere can basamadığı için ölüler Gandalf'ta etkisiz. Şimdi normalde Gandalf'a da mesela örnek veriyorum odaklanma üzerine vurduğu için bir yakın dövüşçü. Yani şöyle mesela örnek veriyorum bir kule muhafızı yanına baş kumandanları koyup aynı zamanda işte bu şekilde sentinelleri de verebiliriz ama bu sefer bakın gördüğünüz gibi 3 birimi de yakıyor. Yani bu kadar etkili olacağını zannetmiyorum. Bunu nasıl deneyebiliriz? Şimdi şunu iptal edelim. Arkasında okçu da döşeyelim. Bakın gördüğünüz gibi sadece hasara verdi. Ama atlı birimlerde aynı şekilde üçüne birden vermiyor. Şöyle iptal edelim. Buradan yakın alalım kule muhafızı. Açalım. Bakın kule muhafızları da mesela etkili. Gandalf'ta. Bunu da alabilirsiniz. Defans birim olarak tutup yanında atlı birimlerle savaşabilirsiniz. Hem de kuşatma hasarı fazla oluyor. Ama bu sefer de yavaş oluyor. Ben atlıları birden gönderdiğim için benim için daha faydalı. Onun haricinde başka neyi deneyebiliriz? Zaten ben fazla bir birim çıkartmıyorum. Ha, yemin bozanları atalım. En azından attığımız zaman anlayabilirsiniz. Ölüleri çağırdığınızda bakın. Defans 10, HP 22. Yaramaz. Bir dakika. Bir dakika. Heh, şöyle bir konu derecesini yükseltelim. Halbuki Aragon'a geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi defans, hız, HP hepsi çok ciddi derecede faydalı. O yüzden eğer Gandalf'la oynuyorsanız mantıklı dizilim ya hızlı gitmesini istiyorsanız bir yere ve birebir kuşatma olarak değil de savaş babında savaşmasını istiyorsanız atlı orduyu döşeyen arkadaşlar eşit bir şekilde 1250 1250 1250 79K kadar bir gücü var yeterli. En azından defans, HP, atak hepsi ağırlıklı oluyor. Zaten bunu mesela 71 defans veriyor. Yakın birim kule muhafızlara koyduğunuz zaman da 96-100 küsür oluyor. Burada zırhlı süvariler bence daha etkilidir diye düşünüyorum. Gandalf için işinizi görecektir arkadaşlar. Kendi komutanlarımın üzerinden gidiyorum. Ben öyle söyleyeyim size. Gelelim Boromir'e kuşatma olarak oynuyorum genelde. 122K kuşatması var çok önemli. Zaten e, ee, adamların ordularını Gandalf ve Eowyn'le yok ettikten sonra Boromir'le, Aragorn'la, Gimli'yle falan vuruyorum. Çok büyük faydası oluyor ve atlı birim olarak oynuyorsanız oyundaki düşmanlarınız mesela cücelerse atlıların olması çok önemli. Çünkü cüceleri çok rahat bir şekilde yok edebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Ne oldu şimdi zırhlı süvarileri aldığınız zaman hem hız hem de HP olarak size bir katkı sağlıyor. Demek ki Borameli de işe yarıyor. Kule muhafızlarında da HP ve hız olarak e, bize fayda sağlıyor. Aynı zamanda buradan sendrelleri çektiğiniz zaman e, elf okçuları hız, kuşatma ve HP olarak yükseltiyor. Zaten bu turuncu yazıları görmüyorsanız koyduğunuz birinlerde bilin ki o sizin işinize yaramıyor demektir. Mesela buradan e, şunu çekelim. Hayaletleri koyalım. Bakın sadece HP veriyor. Yaramaz. Demek ki hayaletleri buradan geri çekiyoruz. Hayaletlerin yarayacağı tek bir yeri var. O da zaten ee, Aragon. Mantıklı olan. İşte aynı bu şekilde. Şu anda bu birimle. Şu güçle yani. Yani şunu iptal edip. Şöyle bir dakika. Biraz azaltalım. Hayalet var mı burada? Yok. 1570. Hah. Şimdi bu şekilde oynarsanız Aragon'la hem gördüğünüz gibi bakın hem HP defans ve hız veriyor. Bunlar odaklanma haricinde yemiyor genelde. Yani odaklanma vuran bir birim varsa bakın diyor ki fiziksel hasardan kaçınabilen ve odaklanma hasarı verebilen bir piyade birimidir. Odaklanma vuruyor ama onun haricinde bütün her şeyden kaçınabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. 7000-7500 tane bir hayalet ordusu yaptığınızı düşünün. Üzerinizde 7000-7500 tane bir hayalet ordusu yaptığınızı düşünün. Bununla 3 birim 4 birimi rahatlıkla alırsınız. Bakın çok rahat bir şekilde alırsınız. Şimdi biz tuta gidelim. Buradan hemen tekrardan kaç tane çağırabiliyoruz? 1725 tane. Altına dayalı olduğu için basalım gitsin. Şöyle 1725 tane. Gelsin arkadaşlar. Ne kadar çok gelirse bizim için o kadar iyi. Aragorn'unuz varsa ölüleri dele geçirdiyseniz ve bu şekilde bir ölü ordu de bir oluşum sağlarsanız mesela karşı 4 birimlik 5 birimlik bir rakip var. Üstüne basın gitsin arkadaşlar. Geri dönüşü olmaz. Bunu size nasıl örnek gösterebilirim? Öğlen bir savaşımız oldu. Bakın savaşta buraya hepsini atmışım. Şimdi ilk savaşta 50 level Gandalf'la savaşmış. Gördüğünüz gibi ortalama 7.000'den 7.400 tane alabilmişim maksimum üzerime. Ne kalmış burada? 6.000 tane. Arkasından e, bunların hepsi geri çekildiği için savaş sonuçları gözükmedi. Sonra 50 level Dvalin geldi. 5.900 küsürden 4.500'e düşürmüş. Bunu da patlatmış buradan. Arkasından Haldr geldi 50 level. Bakın gördüğünüz gibi 4.000 küsürden 1.800'e düşmüş. Haldr'ı da zarar vermiş baya. Arkasından Faramir geldi 42 ben. Orada da bir zarar sağladı. Bu savaşlar devam etseydi ben kazanırdım. Çünkü tek başıma değildim arkası sağlam diye yani Aragorn'un. O yüzden size etki sağlayacaktır. Aşağı inelim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi herhangi bir faydası yok. Herhangi bir faydası yok. Sentinelleri koyduğumuz zaman şöyle bir azaltma sağlayalım bu şekilde sadece hp veriyor. Aslında sadece okçuları koysak gene atak veriyor. Gereksiz. Şimdi Haldrin'in eminim ki oyundaki çok büyük etkisi, çok büyük faydası var olduğunu düşünüyorum ben kendimce. Ama ben fazla e, üzerine düşmüyorum Haldrin. Çünkü ben gerekli olduğunu düşünmüyorum. Sadece Kuşatma olarak oynuyorum. Yani Haldır'ı geri çekip... Yani herhangi bir savaşa katmayıp... Kuşatmasını yükselttiğim zaman... E, mesela kaledeki askerleri yok ettiğimde... Haldır'la kuşatma vuruyorum. En azından benim için büyük bir fayda sağlıyor. Sentinellerle veya yakın dövüşçülerle... Ve atlı okçuları da aslında alsam... Haldır iş yapar ama... Yani ne bileyim ben... Pek içim ısınmadı. Yani elinizde Haldır varsa... Fazla üzerine düşmeyin derim. Şimdi bu iki cüce çok etkili arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim ben size şöyle. Şimdi dıvaliniz var. İnsan kule muhafızı çıkarttınız. Hasar defans hıza veriyor. Sonra Rohan'dan süvari çıkarttınız. Hasar defans hıza veriyor. Döndünüz sentinelleri çıkarttınız. Hem defans hem hıza veriyor. Yani üç birimi de kullanabiliyor o yüzden Dvalin aslında oyunda çok etkili herolardan en etkili savaşçılardan biri. Yani 50 level olmaya hak ediyor. ve şu anda Aragorn'un üzerine uğraştığım için ona ağırlık veriyorum ama birazdan her ikisini de e, göndereceğim büyük ihtimal talime. E, sizle konuştuktan sonra hatta Haldır'ı da gösterdikten şey Dvalin'i de gösterdikten sonra şöyle yapabiliriz. Hemen şuraya Aragorn'u ve duvarini gönderelim. Şurada bir 300'lük arazimiz vardı. Duruyor güzel. Bir de 260'lık vardı. Bu da burada. Tamam. İkisini de birden rahat bir şekilde göndeririz. al saat dakika 30 tane enerjimiz var. Hatta şuradan şöyle yapalım. Bunu verelim hemen. Ahla. Onlar 6 dakika içinde gidene kadar en azından son anlatmamız gereken Gimli'ye gelelim. Şimdi Gimli'ye bu sezon ben ağırlık vermedim. Geç geldi ama diğer sezon ciddi derecede iyi item kasıp ciddi derecede sağlam bir ordu düzenlemesi yapacağım. Bakın aynı şekilde zırhlı süvari birimi aldığınız zaman hasarı yüksek fayda sağlıyor. Kule muhafızları aldığınız zaman hep hasar odaklı olduğu için vuruşa dayalı bir e, karakter. Mesela buradan şunu çekelim. Ruhan'ı süvarilerini alalım. Süvarilere geldiğimiz zaman gene hasar veriyor. Aslında hepsini yakın birim yaptık, yapmak bence daha mantıklı diye düşünüyorum ama atlıları çok fazla şeye kullandığımız için şöyle yapalım. Biraz da bundan. Bu şekilde daha mantıklı. Çünkü diğer birimler genelde Gandalf ve Eowyn'e lazım oluyor. Boramere lazım oluyor. Bu şekilde yapmak bizim için daha iyi. Hem kuşatma hasarı 106, kuşatma hasarı 116. Yani bu kuşatmalarla şöyle düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum. Buradan bir saldırı düzenleyeceksiniz. Bir savaş içerisinde olacaksınız. Bunlara saldıracaksınız mesela. Bakın hepsinin şeyi boş. Hisarları mesela boş. Geldiniz buradan bir yuru döşediniz. Buraya geldiniz. 7 tane komutanınız var. Hepsine kuşatma hasarı verdiniz. Buradan örümcek ağı gibi yayın üzerine... ...üç vuruş yapmaya pat pat pat... ...eten hisarla çatır çatır patlayacak. Arazi yerinizde varsa... ...korkmayın yani. Bu şekilde rahat bir şekilde... ...her yeri patlatırsınız arkadaşlar. Bu da size büyük... ...katkı ve büyük kazanç sağlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu anlattıklarım... ...işinize yarar. En güncel, en mantıklı ordu dizilimi... ...bence bana, bana göre bu şekilde olmalı. Daha iyileri de varsa... Muhakkak dinlerim siz değerli kardeşlerim ama bence böyle olması daha mantıklı diye düşünüyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.